Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Keyfiyet, keymiyet dersi. Keyfiyet, keymiyet. Manası ne demek bu katı? Kaliteyle çokluk. Şeyde Bakara suresinin 26. ayetinde var. Bu işareti cazdan almış ama buraya toplama bu. O ayeti komplesini almamış. Bu toplamında şöyle geçiyor. Yudüllü bir kesir ama yehdi bir kesir. Ona diyor ki bununla o hatırlarsınız diye hatırlatmak için söyleyeyim, bir daha geçmeyeyim oraya. Allah böyle hakir şeylerle misal mi verir? Bağdeten'den misal veriyor. Bağdeten neydi? Sinek, yani sivrisinek. Onunla misal veriyor. Allah'a bu yakışır mı diyor. İnsanoğlu aciz olduğu için büyük zatlara küçük şeyleri yakıştırmıyorlar. Şöyle mi? Ha, iyi. Hemen abi. Yakıştırmıyor, eyvallah. Ona yakıştırmıyorlar. Zannediyorlar ki küçük şey de küçüktür. Bazen sanat itibariyle diyoruz da, keyfiyet itibariyle, kemiyet itibariyle de ötekisinden de büyüktür. Orada yudüllühü bi kesira ve yehdi bi kesira. Manası bununla ben çoğu insanın dalalete, çoğusunu da hidayete götürür. Götürsün. Ha, buraya koyabiliriz. Getir abi. Beraber. Şimdi şöyle düşünün. 100 tane yumurtanın çoğusu kaç olur? En az çoğusu. 51. Peki diğerin kaç olur? 49 olur. Ayette diyor ki ben bununla insanların çoğunu hidayete, çoğunu dalalete götürür. İnsanların çoğu ise azı kaldı. Değil mi? Ne demek o zaman Mehmet? Bilmiyorum ki, ben merak ettim. Hiç dikkat edecekti. İlk defa değil. Kemiyet dalalete gider, keyfiyet kurtulur. Evet, yani bunu şeyde 13. lemada atlayarak söylüyorum. Yerleri söylüyorum. Tamam mı? Esas ana lemada şey yapmayayım. Keyfiyeti oturttuktan sonra zihnimize ona hududu çizeceğim. Kim keyfiyetlidir? Kalite kimdir? Kalite nedir? Onu konuşacağız. Yani ders yapacağız. Şimdi çoğusunu hidayete, çoğusunu dalalete diyor. Nasıl oluyor? İki tane çoğunluk aynı sayıda olmaz. Diyor ki evvelki kesira dan kemiyet, adet çokluğu irade edilmiştir. Evet ki. Yani ilk yudüllüğü bir kesira. Bu daha çokluğu. Bu adet. Tamam. Vehdi bir kesira. İkincisi ise keyfiyet ve kıymetçe çokluğu kastedilmiştir. Hmm. Yani birincisi adet çokluğu, ikincisi kalite çokluğu. Onu lemalarda şöyle anlatıyor onu. 13. lema, yeri de söylüyorum. 100 tane çekirdeği toprağın altına atsanız diyor. Veya iki misal veriyor. 100 tane yumurtayı tavuğun altına koysanız. 90'ı bozulsa diyor. 90'ı bozuluyor bakın. 10 tanesi tavuk çıksa. 10 tanesinden ağaç olsa bu insan zarar etmiş olur. Kâr etmiş olur. İnkar etmiş olur. Burada diyor ki yudüllü bi kethira, sayı çokluğu, yani olsa ne olur, olmasa ne olur? Mesela bir kardeşin evde, Nurcu kardeşimiz telefon etti. Ben de biraz şey yapamıyorum yani. Olmadığı duaya amin de diyemiyorum yani. Çünkü dua ederken Allah'ım her namazında diyorum, her namazında. Şunu sayıyorum. Kime inşallah demişsem,
İnşallah edeceğim demişsin. Kim bize dua ediyorsa, kimin bende hakkı varsa, kim bu hizmet-i imaniye Kur'an'da maddi ve manevi hissesi varsa, kim bizden ne bekliyorsa, Allah'ım onları ve bizi ve beni, insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arzafatlardan ifseyle, cin, şeytan, ervah, habise, mevad-i şer, şerrine ve nefse mahallini, beyin ve vesveşesinden hıfz-ı emin eyle. Şimdi inşallah diyorsun. Diyemiyorsun ya adama. Abi, şimdi kaliteden misal vereceğim. Abi babama dua eder misin? Baban nerede? Çapa'da dedi. Çapa'da yatıyor dedi. Kanser, sağmış. Kaç yaşında dedi? Dedim. 68 veya 72. Öyle bir sayı söyledi. Namazı var mıydı kardeşim dedi. Varsa yani üzülmeyin yani. İnşallah teris olur. Namazı varsa inşallah. Çünkü Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, namaz hesabı kolay olan diğerleri kolay olur. Dedi ki namaz yok. Dua edip de ne yapacak? Yaşasa ne olacak ki? Niye? Yaşadı da ne oldu? Adet çokluğuna misal verdim. Yaşadı da ne oldu? Hiç. Hani yaşadı? Birinci kesira buna benziyor. Din yok. Taba yok. Söylenildiği zaman var. İkincisi, keyfiyet ve kıymetçe çokluk kastedilmiştir. Ve aynı zamanda Kur'an'ın nebi beşere rahmet olduğunun sırrı işarettir bu. Kaliteli bir, ihlaslı bir şey Allah çok sayıyor. Bir yumurtadan tavuk çıkması gibi sayıyor. Bu da rahmet olduğunu, bu rahmet olduğunu gösteriyor. Yani insan böyle çıldırıyor değil mi ya, çok kaliteli, çok yapayım. Çok yapmaya şey değil. Yap ama ikinci derecededir. İyi yap. Batmanlarca ihlassız amel. Tek bir iki, birkaç tane ihlaslı amel ona yetişemiyor. Birkaç tane ihlaslı amel raci gelir diyor. Şimdi evet, insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok görmek, Allah amellerimizi, hidayetimizi çok görüyor. Az amel bak. Evet, insanların az bir kısmının fazilet, iki, hidayetlerini çok görmek ve göstermek. Kur'an'ın beşere karşı merhametli ve lütufkar olduğunu gösterir. Şu harikaya bak yani. Şu harikaya bak. Yapamıyor muyuz? Hidayette misin kardeşim? Yolunda mısın? Onu mu iddia ediyorsun? Kur'an'ın beşere karşı merhametini ve lütufkar olduğunu gösterir. Ve keza bir fazilet sahibi, bak bir fazilet sahibi, bin faziletsizse mukabildir. Mesela namazsızı diyor. Namaz yok, oruç yok, İslam yok. Müslüman, namı altında olanlar diyor ustad. İslam biliyorsunuz eylemdir. Varsa İslam vardır, yoksa yoktur. Namaza inanmak yok. Oruca inanmak yok. Orucu tutmak, namazı kılmak. Yani şimdi Abdülkadir Geylani veya İmam Rabbani Hazretleri'ni, Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni, Bediüzzaman Hazretleri'ni kefenin bir tarafına koysan, namazsız Müslüman namı altında olanlar, bu asırdaki insanları öteki kefeye koysak, tartar mı bu tek adam? İmam-ı Rabbani ile cevap vereyim. Okyanusların kataratı adedince nafile kılsanız bir tane farz namazınıza denk gelmez. Çünkü Allah emretmemiş. Kalite böyle bir şeydir. Kalite Allah'ın dediği noktanın etrafında toplanmaktır. Allah'ın dediğini yapmaktır. Veya yakın olmaktır. 464 mektubatta yapamasa demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Telbiat-ı kisada.
Demek ki bir fazilet sahibi bir faziletsize mukabildir. Bu itibarla fazileti taşıyan az da olsa çok görünür. İşaratul İcaz 172'den okudum. Abi diyordunuz ya ihlas ve yani dediği için dediği gibi yapmak. Yani bu kaliteyi artırıyor. Dedi, yani hani farz namaz misali dediniz ya farz namaza denk gelmiyor. Bir de şöyle bir düşünce geldi bana. Bu ayet sanki milliyetçiliği de yok ediyor, kaldırıyor ortada değil mi? Irkçılığı. İşaret icazı getirsen varsa. Evet, kaldırıyor. Irkçılığı yok ediyor yani. Nasıl irkçılığı yok ediyor? Mesela üstad Kürt olduğu halde, o dönem biliyorsunuz çok tenkitler yapılıyordu. Şey, Kürt olduğu için şey yapıyordu falan. Üstad yani 1000 tane imansız Kürt olacağını. Evet, onu üstad söylüyor, onu, o misali o veriyor. Bir diyor talebem vardı, benim talebem vardı, bilmanak dedim. Derdin talebeydi. Sonra İstanbul'da âli mekteplere, yani bu fen şeylerine gitti diyor, bozuldu diyor, milliyetçi oldu diyor. Çok şeydi, hatırlarsınız. Sonra onu Mesnevi Nuriye'de geçiyor o misali, meclise hitap ediyor. Meclis hitapnamesinde geçiyor. Sonra bir baktım geldi bana dedi ki diyor, ben diyor, bak ben diyor, ne kadar Kürt, ne kadar, nasıl bir Kürt'ü söyleyeyim bakayım, hafızanı zorlayayım. Bir Kürt'ü, bir 1000 tane fasık mı diyor, fasık Kürt'ü, bir tane faziletli Türk'e değişmem var. Değişmem. Hatta tam tersine böyle 10 tane dahil olsa fazileti kemalatlı, bir tane gafil Kürt'ü, Kürt olması yetiyor, Kürt'ü tercih ederim diyor. Önceden tam tersi diyordu. Önceden tersi diyordu. Önceden tersi diyordu. Sonra okula gitti. Sonra okula gitti, milliyetçiliği kaptı diyor. Bana geldi diyor, ona bir hafta uğraştım, kurtardım diyor. Ondan sonra diyor ki, mesela kendisi diyor, bir tane Hafız Ali talebem diyor. Fasık, gafil, yüz Türk'e, şey Kürt'e, bunu değişmem diyor. Yani burada bir ölçü getiriyor. Allah'ın bir ölçüsü var. Yok birbirinizden üstünlüğünüz takvanın dışında. Değil mi? Takva. Takva biliyorsunuz, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Yani ne demek? Terklerle ve amellerle üstünlük var. Tamam. Şimdi bunu kurtardım diyor, milliyetçiliği. Milliyetçiliği nasıl? Mesela Ahmet Mehmet. Hiç önemli, nerede doğduğun önemli değil. Çünkü senin doğman, senin iktidarın değil. Benim kimden doğacağımı, nerede doğacağımı, hatta adımın ne olacağını benim bile muktedir değilim. Kendi ismini koyan var mı? Sonra değiştirene demiyorum, ilk koyan. Koyabilir misiniz? Kağıda ismini koymaktan acizsin. O talebe İstanbul'a gelmişti değil mi? İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Türk milliyetçiliğini görünce Kürt milliyetçisi oldu bak. Evet. Tam tersinden oldu. Aynen. Çok güzel ya. Peki, Kürtler, biz Kürt'üz ne zaman dedi? Dediler ki, evet etmiş birden, Türkler ne mutlu Kürdüm, şey ne mutlu Türk'üm dedikten sonra. Mesela birisi aradı, ya diyor bu adam diyor böyle şöyle yapabilir mi eşine? Tamam da suçlu suçludur. Ama bir kitapta yazıyor, Ahmediye'de diyor ki, Mok'taki diyor, yani Musa'la diyor da Mok değil, ölünün ölüyle kavga edilmez. Çünkü ölüdür. Kavga diyor ki diğer diri arasında olur. Bir kısı bir kavga varsa demek ikisi de bir şey yapmış yani. Kürt milliyetini sen azdırdın, sen çıkarttın. Onların böyle iddiası yoktu ki. Peki kim çıkarttı bunu? Şimdi dediğin için yüdüllü bir keseri. Orada diyor ki takvalı Hafız Ali diyor. Usta 100 tane
fasık Kürt'e düşman diyor. Tersini düşün. Şimdi bak tersini düşün ya. Bize en yakın olanlar. Nesebe yakın olanlar mıdır? Evet, devam ediyorum. Peki kalite çok önemli olduğuna dair bir şey okuyacağım. Bir yer okuyacağım. Şaşıracaksınız. Ama bu noktadan bakarsanız. Ya zaten okumuşsunuz da. Ama bunun izahı mabeyninde okuyacağım. İkinci emir, birinci emirde 266 Mehdi meselesi. Gelecek siyasi Mehdi kimleri kullanacak? Ben ortadan alıyorum. Hazreti Mehdi'nin o vazife, yani yukarıdan alayım. Hazreti Mehdi'nin 3 vazifesi var. Birincisi, siyasi Mehdi'nin, Mehdi Ali Resul'un değil. Kısacası, zorlamayın kafanızı, ustad değil bu. Okuyun. Bu, fen ve felsefenin tasallutuyla, maddiyun ve tabiyun taunu, beşer içine intişar etmesiyle, bunu ancak nasıl anlarsınız bu Mehdi meselesini? Kafanızı Ahmet Mehmet'in cebine koymadan, ustad ne diyor diye bakarsanız anlaşılır. Abinin başka birilerinin kafasındaki dolmalarıyla bakarsan kesinlikle anlamayacaksın. Salih biri söylese tebliğ edeceksin. Ve bedelini sen ödeyeceksin. Kimseye bir şey olacağı yok. Yani salih ifadeler tebliğ edilemez. Tebliğ edilirse tebliğ edilmeyecek bir şey kalmaz. Bizi bağlayan bir şey olmaz. Ne zaman anlarsın bu Mehdi meselesini? Daha önce işgal altında olduklarını kenara koyarak, adam külliyattan gösteriyorum, sari ifade, gelecek diyor, bu gelecek kelimesi geçmiş olabilir mi? Cevaba bak. Abi sen de anlamadın. Bak ben sana diyorum ki gelecek diyorum bak, geçmiş olabilir mi bu tabir? Gelecek uzat diyor. Geçmiş de denilir mi? Veya bazı için gelen Mehdi diyor. Evet. İşte bunu hayır diyor, bak göreceksin. Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyun taunu beşer içine intişar etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Tamam mı? Ehli imanı dalalette muhafaza etmek ve bu vazife ehli imanı dalalette muhafaza etmek. Hangi dalaletten? Fen ve felsefenin icra edildiği sistemden, mekteplerden yani. Bugün fen ve felsefe esnaflıktan türemiyor. Ehli imanı dalalette muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin o vazifesini, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetindeki saltanatı, Mehdi'nin saltanatı, onun ile iştigale vakit bırakmıyor. İman hizmetine Mehdi meşgul olamayacak. Vakit bırakmıyor. Hilafeti Muhammediye getirecek olan zat, İttihad İslam yapacak zat, Hilafeti Muhammediye cihetindeki saltanatı, sahası meşguliyeti, iman hizmetiyle meşgul olmaya o Mehdi vakit bırakmıyor, vakti olmayacak. Ne olacak peki? Herhalde o vazifeyi, iman hizmetini ondan evvel bir taife, bir cihette görecek. Ondan önce, Mehdi'den önce. Peki onu yapacak? O zat, yani gelecek zat diyor usta benden sonra. O taifenin uzun, yani geçmişte taifenin uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak Mehdi. Birinci vazifeyi, 3 tane vazifesi var. Peki usta... Bir şey çekeyim, burada dikkatimi çekiyorum, bir şey var abi.
uzun tetkikatıyla dedi ya, Üstad Hazretleri bunu tetkikatta yapmadı. Bir anda ben gördüm yazdım diyor ya, bunu anlamadım. Şimdi Risale-i Nur'ları... Sonradaki yapılan tetkikat toplamaları mı kastediyor? Hayır hayır, Risale-i Nur ya. Tetkikat diyor ama... Tetkikat ya Üstad'ın Sunuatullah eserleri var ya, daha eski sahit eserleri. Sonra Üstad ben tetkik ettim, araştırdım, sordum, rahmetiyle ikram etti diyor. Yani tetkik, ben de mesela diyelim ki tasdik araştırıyorum şimdi, bugün. Öyle şeylere Allah nasip etti ki vardım ki, tasdik, iman mertebesinde, tarif, tasavvuf, tahakkuk. Ulan tasdik ya, önüme her yere takus çıkıyor ya. Şey olabilir mi, şöyle de bakabilir miyiz? Hani bu ileri bütün dünyada konferanslarla bu Nur Risalelerini anlatıyor, orada profesörlere, ilim adamlarıyla şey yapıyor. Asrın... bu şey yapmak, tevil etmek manasında değil de aslında ihtiyaçlarına göre, değişen şeye göre meclederek onları. O hususidir. Bu devletin rejimi olacak. Uygulayacak bu. O hususi. Ben de konferansa gidiyorum. Panellere gidiyoruz. O hususi, vücusi. Hizmet o. Bu asıl koyacak. O zat, o tayfenin uzun, o tayfenin. Uzun tetkikatıyla yazdıkları ne dersek de kabil. Sağ rahata teslim olmadıkça anlamazsın. Anlamazsan da bedeli cahil gidersin. Cebine, kimsenin cebine kafayı koymayacaksın. Koyma kardeş. Bana beni dediğime inanma. Bak burada Mehdi diyor. Hemen sayfanın önünde. Ne diyor biliyor musun? Çok diyor ki ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevaben derim ki o has nurcunun ustana diyorlar ki o zat sensin. Ustad diyor ki o ben değilim diyor burada. Ustad da diyor ki ben de şuradan almayayım bakar şuradan. Diyor ki ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevaben derim ki o has nurcuların sensin diyenler ellerinde bir hakikat var. Ustad tamam. Ustad tamam mı? Fakat diyor iki cihette bir tabir ve tevil lazımdır. Şimdi okuyacağım bir yer var cümle. Birincisi çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi çok defa Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin Mehdi ile Mehdi Ali Resul farklı. Çünkü ustad israfı kelam eder mi muhakematı yazan ustad? Mehdi ile ifade edilecek bir şeyi Mehdi Ali Resul diye üç tane kelimeyle ifade edilir mi? Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasındaki farkı bilmezsen bilmiyorsun demek. Bak, Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin, Mehdi Ali Resul'ün tepede o bir cemaati var. O cemaatin içinden birisi çıkacak, o Mehdi olacak. Üç vazife yukarı ama tepede Mehdi Ali Resul var. Onun bir kutsi cemaati varmış. Bak, Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin cemaat şahsı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmasa ve beşer bütün yoldan çıkmasa şimdi çabuk kıyamet kopmasa beşer bütün yoldan çıkmasa o vazifeleri onun cemiyeti o Mehdi Ali Resul'ün cemaat kutsi cemaatinin cemaatinin cemiyeti. Ya ne diyecek abi her şey anlatıyor. Bu kadar. Yani o soruyu üstada sen Mehdi'sin diyenler hayat ve şeriat kısmını düşünerek sen Mehdi'sin. Söylediler. Üstad değil mi? Ben o değilim. O değilim diyor. Birinci olan, iman ha? Hizmeti yapacak olanım. Evet tabi. Birinci olan. Ama o zat da benim içimdendir diyor. Evet. Mesela peygamberler makamı biliyorsun Resul ve Nebi. Nebi kitabı yok. Önceki peygamberler hareket ediyor. Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselama Resul denilir. Kitaplı peygamber olduğu için. Kardeş bu da Allah kulu ya. Biz kimseye bir şey yaptığımız yok ki. Şimdi Mehdi Ali Resul irsal edilmiş, eser verilmiş Mehdi. Mehdi çıplak Mehdi. Mehdi kelimesi çıplaktır. Üç sahada hatta diyor. İmana, şeriatta bilir diyor. Mehdi ister. Ama bu Mehdiler, çıplak Mehdiler Mehdi Ali Resul'e bağlı. Tabiri caizse Lazca, Türkçe, Kürtçe, Zazaca söylesem mühendis bir de ustalar var binalarda.
64 tane blok yapıyor. Onun başına bir usta koymuş. Ona usta. Ama bunun baş mühendis. Projeyi çizelim. He? Projeyi çizelim. Tamam her şeyi. Bak diyor ki eğer çabuk kıyamet kopmasa, bak tek tek kopacak. Hiç izaha gerek yok ya. Beşer bütün yoldan çıkmasa tamam. O vazifeleri, iman, hayat, şeriat vazifelerini, onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını, yapacak diyor. Yapıldı, yapılıyor demiyor. Yapacağını rahmet ilahiden bekliyoruz. Geç, bitti demiyor. Bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Kimin? Mehdi Ali Resul'un üç büyük vazifesi var. Birinci vazife neydi? Bunu okuyordu. Fen ve felsefenin tasallutuyla maddi ve tabiun taunu. Onun için tabut, put dedik işte. Taun işte. Beşer için intişar etmesiyle yaymış. Her şeyden evvel felsefeyi ve maddi fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl imanı dalalette muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden imani mevzuları Hazreti Mehdi'nin Mehdi Aleyhisselam başta söyledi burada değiştiriyor. Hazreti Mehdi'nin o vazifesini yani iman hizmetini okullarda fen ve felsefenin o dalaletlerini kaldıracak iman hizmetini Mehdi'nin vazifesidir onu kaldıracak. Okullarda iman Kur'an derslerini koyacak. Peygamberimizin hayatını, imanı, Kur'an'ı koyacak. Ama bu adam Adetullah dairesinde hangisini yapacak? Hilafet-i Muhammediye saltanatı var. Ona zaman olmaz. Ne diyor? Hazreti Mehdi'nin o iman hizmetini mekteplerdeki bizzat kendisi görmeye vakit hal müsaade edemez. Niye edemez? Çünkü diyor o zatın Mehdi'nin ustadın böyle hilafetle saltanatla bir işi oldu mu? Öyle bir saltanat işi yok ki. Çünkü diyor Mehdi'nin Hilafet-i Muhammed'i aleyhissalatü vesselam cihetindeki saltanatı. Ustadım öyle bir saltanatı yok. Onun ile iştigale vakit bırakmıyor. Mehdi'nin öyle bir vazifesi var. Hilafet-i Muhammed aslı vazifesi o. Herhalde o vazifeyi ondan evvel, burayı bitireyim. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, o bir kutsi cemaatin içinde bir taife, bir cihette görecek. Resulü'nün tayfesi değil mi? Evet. O zat, yani gelecek Mehdi, Hazreti Mehdi diyoruz da, o tayfenin uzun tetkikatiyle o zat, Mehdi, o tayfenin geçmişte Kutsi Cemaatı'nın uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Ustad program yapmadı ki Risale-i Nur. Risale-i Muhelifi zaten. Ustadın programı değil ki. Ustad müellifi. Ama bu zat program yapacak. Gelecek zaman. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Mehdi. Ha ben okumak istediğim burası değil işte. Bizim konumuz keyfiyet. Şimdi keyfiyet nedir diye anlatacağım şimdi. Bak keyfiyetin çekildiğini konuşacağım. Mehdi Ali Resul. Mehdi. Kutsi hizmet. Şimdi bak böyle bir kutsi zat hadislerde methedilen, bahsedilen, beklenilen zat nereye dayanacak? Diyor ki kaliteye bak. Bu vazifenin yani iman hizmetini, Mehdi'nin iman hizmetini istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu, istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu o zaman Mehdi'nin yalnız ihlas bir, iki sadakat, üç tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. Keyfiyetin çekirdeği bu. Üç tane. Kalitem ne oluştu? Bir, bunlar oluşturacak. İhlas, dendiği için yapmak. İki, sadakat, dendiği gibi yapmak. Tesanüt, Arapça kökünden gidin, senetleşmek, ahitleşmek. Bir gaye uğruna hayatımızı, düşüncelerimizi
hareketimizi bire getiren, bütüne getiren tesanüt, senetleşmek demektir. Yani hem de bizce tabiriyle laikalara uyarak tesanüt burada olmaz. Tesanüt etmek lazım cemaat. Nereye buraya? Hani bizim Karadeniz vaaz yapmışlar diyormuş. Balın öşür var cemaat, balın. Öldüm de pazar. Biraz şaka yapıyordu ama. Böyle yapmıyorum ha diyor ama diyor yani. Hani verin diyor ama böyle yapmıyorum ha. Balın öşürü var ha bak. Şimdi tesanüt burada olmaz. Tesanüt kökü bileceksin. Senetleşmek demektir. Senet demek aitleşmek. Peki nereye aitleşeceğiz? Protokolümüz ne? Hangi şeyin etrafına toplanacağız? Sözler mi, mektubat mı? Hayır. Lemalar mı? Hayır. Şualar mı? Hayır. Kastamonu layıkası, Emirdar layıkası, Sike-i Tasdik-i Gaybiye, tarihçi, layıkalar etrafında. Ha. Şimdi diyor ki, yalnız ihlas bir, o keyfiyetin çekirdeği. Mehdi bile buna dayanacak. Üç tane sıfatı olan gruba ihlas olacak, sadakat olacak, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan ne kadar? Bir kısım şakirtlerdir. Ama çok ustadım, çok az bunlar. Ne kadar da az da olsalar, ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar bunlar. Bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Ordu kadar. Ondan sonra, peki bunlar geldiği zaman ne yapacak bu? Yani keyfiyeti görüyor musun? Diyor ki, Sike Tas-ı Gaybiye var mı? Ona olmayan şeyleri istiyorum, görüyor musun yani? Bak şimdi, diyor ki, o ki onun cümleyi okudum, bunu da okuyayım. O ihlas, sadakat ve tesanüt sırrına sahip o çekirdeğe Mehdi dayanacak. Mehdi dayanacak. Ondan sonra Hilafet-i Muhammedi saltanatını ihya edecek. Ustak bunu seni zannediyorlar ya. Ama dedin ama bana daha açık söyle. Sen nerede olacaksın? Ankara'da mı, İstanbul'da mı? Ben, bana göre Rize'de olacak. Nerede olacakmış biliyor musun? Bak ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde merak etme Resul'da da olur. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, geniş dairenin asıl sahipleri, sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Benden sonra diyor. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. O kutsi cemaatinin şeyi, tetkikatıyla yaptığı eseri. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Burada 108 Kastamonu bak Sikki-i Tasdik Gaybe'de bir kelime eklemiş. Aynı paragraf satırı bir kelime eklemiş. Aynı yer gibi gözüküyor ama eklemiş kendisi usta. Sikki-i Tasdik Gaybe'de. Evet okuyorum. Sikki-i Tasdik'de ek var. Aynı yer bak. Anadolu'nun sinesinden onu çıkartamaz. Yani ortadan aldığım için bak şuradan merak edersen. Ta ahir zamanda bura aynı. Hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani orada kasamında yok yani. Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Mehdi ve şakirti gelir. O daireyi genişlendirir, Mehdi ve Şakir'di, o kutsi cemaatin dairesini, o tohumlar sümürlenir, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ustad kabirde olacağını söylüyor, adamlar dünyaya çıkartmış. Parantez içinde de olsa, metin içinde ise ustad eklemiş değil mi abi? Öyle parantez yok ki. Yok mu orada? Yok. Ha. Ne parantez? Öyle kalmış. Çünkü birileri İşgal altında o kadar kafa. Kısmen ya.
İşgal altında olursan anlamazsın. Sari ifadeler, bir kere şunu doktorum anla. Sari ifadeler asla ve kat'a tevil edilemez. Öyle ama dediğin anda hemen de ki bu kitap senin olsun, mübarek olsun. Maazelama. Sana selam olsun. Ben dahi olsa karşıma çıkacaksın. Abi sari ifade var diyeceğiz. Ne kadar benim beraber kalsak bile. Laikalarda tevil yoktur. İmani mevzularda tevil vardır. Mesela tahayyül. Nihayetsiz mertebe vardır. Yok, tek mana demek cinayettir. Çünkü ustak mühim gelin ben söyleyeceğim. İncelerin sen istihraç edebilirsin diyor. Dert, bu araştırma var ya bizim müzakere. O izah değildir. İstihraçtır. Farkı. Biz derste izah yapmıyorum. İstihraç ediyor. Ustadın emri. Ben mühimlerini ben söyleyeceğim diyor 25. sayfada, kasözlerde. İncelerini sen istihraç edebilirsin. Bizim de vazifemiz diyor, malumattan nakil değil, istihraci esrarla meşguluz. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen istihraç edebilirsin. Ben de diyorum, edemezsin diyorsun. Ne ustak bana vermiş, sana da vermiş. Olmaz. Ne olmaz ustak demiş. Acayip bir şey, garip yani. Garip. Ha. Oraya mutabık olacak tabii, ehli olacak, zıt olmayacak vesaire. Bu Mehdi ile ilgili keyfiyet, kemiyet meselesinden bir yer okuyalım, kısa bir yer. Oku abi. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor. Ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi unvanını almamışlar. Almamışlar. Hani 20 yani. Tane Mehdi gelmiş. Baş. Bu Mehdi de öyle. Sayfa kaç o? Bu şu alar bakayım. 442. Tamam. Mehdi, büyük Mehdi unvanını almamışlar. Çünkü üç vazifeden bir cihette yapmış. Bir tanesini yapmış, o da bir cihette yapmış. Bir cihette. Hangi vazife? İman, hayat, şeriat. İman hizmetini, sarını yapmış. İman hizmetini, o gelecek Mehdi iman hizmetini yapamaz. Ancak bu hizmet, yapılmış bu hizmetin dairesini genişlettirecek. Sonra ne yapacak? Hilafet-i Muhammediye saltanatı var. Siyasi İslam birliğini yapacak. 76 Emirdağ 2'de. Cemail-i Muttefika İslam yapacak. Allah Resulü de diyor ki, ben mealen söylüyorum, bilmanı. Kıyamete iki saat dahi kalsa Allah Mehdi'sini gönderecektir. Ordu için ne diyor? Gayrimüteşhir'de, mektubatta. Ordu kılıcını düşman, Latince diyor. Ordu kılıcını düşmanına vurdurmaz. Ayağına vurdurmaz. Düşmanına vurdurur. Allah'ın alim İslam'ı İttihad İslam'la güldürür. Şu anda ordu kılıcını ayağına vurmuyor, harici vuruyor. Ordu şimdiye kadar içerideki Müslüman'a vuruyordu. Ordu kılıcını ayak demek millet demek. Ordu kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına harici vurdurur, vuruyor işte Suriye'deki kafirlere vuruyor. Suriye'li değil, orada yedi düvelle ile savaşıyor. Allah onları vatan için, din için, namus için, mukaddesat için mücadele eden mücahitlere, sözü, maddesi, her şeyle mücadele edenleri Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Mehdi'nin şahsı manevisinin ruhaniyetini onları kapsasın ve kaplasın. Amin. Yani onları muvaffak etsin ya Rabbi. Şimdi keyfiyetin kalitesini gördüm. Niye orayı açtım? Mehdi bile kaliteye dayanıyor. Yani bir kısım ihlas, sadaka, tesanüt sırrına sahip şakirtler bir ordu kadar kıymetli ve kuvvetli sayılırlar. Ve birinci vazifeyi bununla yapacak. Çekirdekte. Çok önemli değil kardeşim. Kaliteli bir adam. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah Resulü. Bediüzzaman Hazretleri. Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri. Çok adama gerek yok yani. Ondan sonra keyfiyet, ondan sonra yayılır. Şimdi burada da Allah öyle diyor zaten. Yudülliyü bi kesira ve ehdi bi kesira. 170 kişi atacağız. Yani ben bunlar çoğusunu hidayete, çoğusunu dalalete.
niyeti bozuk olanlar, buradan çıkartıyorum, yani iman edenler, iman edecek kadar delilleri olduğundan iman etmedikleri gibi, Allah'a inkar edenler, Allah'a iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Allah'a iman edenler, iman etmeye niyet ettikleri için, küçük bir emare ipucu onlar için delil oldu. Sarahat oldu. İman etmemeye niyet ettikleri için sarahat ve büyük delili ima oldu. Burada öyle diyor. Çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete niyetleri fasık olanlar bardağın boş tarafını görür. Niyetin kötü olduğu mu bu dersten de alamazsın ki. Hiçbir şey alamazsın. Ya bu cehil ayı görüyor, ikiye bölüyor, kabul etmiyor. Etmiyor. Öbürü yüzü görüyor, kabul ediyor. Hiç konuşmuyor Allah Resulü'nü. Bir bakıyor Abdullah İbni Selam. Ya o da alim, o da alim. O da alim, o da alim. Ondan sonra o yüzünü görüyor Resulü'ne hiç konuşmuyor. Vallahi bu simada yalan olmaz diyor. Ötekisi simay değil. En çok ona gitmiş. Onun için Ebu Cehil demiş. Cahillerin babası. Adı o değil yani. Ömer'in Hişam'dır. O abi Ömer değil mi bizim Ömer? Karıştırma. O hatta bu Ömer'dir. Allah'ım iki Ömer'den bir tanesiyle bu İslamiyet'i azizet var ya, hep nakleden mektubattan naklediyor. Yani niye cahillerin babası o kadar mucize görmüş ki? Onun için ancak bu. Peki ne söyledi? Bu adamın imana niyet olmadığı için parmağından su atması, bir kitabı okuyup da ispat etmek, akli delil yapmak gibi değildir. Tamam. Delil akılla çalışır, tasdik ise fiilen çalışıyor. Bugünkü tasdik dersimi kullanayım burada. Tasdik ayetlerdir, dış dünyadır. Delil değil, realitedir. Tasdik, taakkum, tasdik, izan itizam itikat diyor. Tasdik realitedir. Fikrin fiildeki görüntüsüdür tasdik. Yani iman ediyor, İslam'la göstermiyor. Tasdiki yok. Yani Ebu Cehil imansızlığa iman ettiği için delilleri, tasdikleri bile reddetmiştir. Nereye iman etti Ebu Cehil? İman etmemeye iman ettiği için. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh mantığına ters geldiği halde iman etmeye iman ettiği için dedi ki senin arkadaşın diyor Mescid-i Aksa'ya gitmiş gelmiş bu akşam. Yani o demeden ya demiş bu Mescid-i Aksa'ya tamam mı Kudüs'e ne kadar bir ayda gidilir demiş yani ne zaman ne kadar bir ay bir ayda gidilir. Tabii diyor akıllı adamların bileceği zaten bu yolu sen kullanmışsın. Ya Ebu Bekir. He diyor bir ayda. Ama senin arkadaşın diyor ki bu akşam gittim geldim diyor. İman etmeye iman ettiği için o dediyse doğrudur. Ebu Cehil ise ayın ikiye bölündüğünü, parmağından sular aktığını, bir tabakla tamla 300 kişinin doyduğunu kendisi de gördüğü halde iman etmemesi delil bulamadığından değil, İmansızlığa iman ettiğinden deliller ima oldu. İnadi oluyor. İnadi. Şimdi şurayı da okumam lazım. Çok güzel bir yer. Mekanı cennet olsun. Üstad'ı toplamış bu şeyleri. Toplamış o, toplamış. Öyle bir eser bırak ki ölme. Niye zikrettin? İstersen zikretme. Mecbursun. Babamı unuttum. Dedim zaten çatırma gelmiyor. Ama bir gün gelse de onun dokunduğum şey onunla alakalı olmaz. Geçen ne oldu şimdi sözü yazdı dersin şeyi de böyle birisiyle konuşuyoruz bu FETÖ meselesinde ya böyle anlatıyoruz biz zararlı olduğunu söylüyoruz falan diyorum. Ya şimdi böyle söylüyorsun diyor. 96'da kitap çıkarmış işte abi. Çıkardım önüne koydum bak dedim. Ya. O duruyor değil mi? Duruyor. İkincisi var, birincisini bulamadım. Ya bende var herhalde birincisi. İkincisini buldum bak. Ha? Verdim sana bak bir tane. Verdin mi? He. 95'e. 96'da dedim, Zeytinburnu'da basıldı dedim. Zeytinburnu'da basıldı. O zaman daha bir şey değil. Ya 96'da.
Allah o zaman toplamış yani. Bana dedi ki vefat etmeden, abi dedim ya münafık diye çıktım ya. Kızdı, çok kızdığı zaman bana şey derdi. Ahmak, çok küfür. Elini uzattı böyle. Tuttum yatakta kalktı. O elini keşke uzatmasaydı. Ahmak! Kaç defa böyle söyledim sana mülayim davranma ona. Durmuş bu lans böyle mülayim davrandı mı? 2012'de dedik ama net söyledik ama. O nasıl yattı? Bak. Adam niye feraset açık? Tamam da Allah niye veriyor torpil? Geçmiyor ki Allah. Çalışıyor da. Yani Risale-i Nur'un layıkalarına sadıktı. O zaman ferasetin açılır. Layıkalarına sadık olur. Ekser insanların Risale-i Nur'u dinlememeleri sebebiyle ümidi kırılan bir talebesini ikaz münasebetiyle umuma keyfiyet dersi veren Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Tarih-i Hayat sayfa 460'tan okuyor. Sen orada bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme. Merak etme. Katiyen bil ki Mele-i Âlâ'nın hadsiz sakinleri bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için hiç emniyeti yok. Kıymet kemiyette değil, sayı çokluğunda değil, keyfiyettedir. Bazen bir halis ve fedakar talebe bine mukabildir diyerek yesini giderir. Tarihçe kaç tanemiz? Tarihçe 463. Bu arada zihninizde şu var. Keyfiyetin çekirdeği kaç tane sıfatı vardı? İhlas, sadakat, tesanuk. Yani biz orada değil miyiz? Ta bu merkezden dosta kadar süreç var. Merak etme, ortalardaki keyfiyet şu. Onu da cümlesini okuyayım da. Bir sayfa geriye. Risale-i Nur'un hakiki, sahtesi de olacak demek. Sadık şakirtlerinin mabeynlerindeki dostur esası olan İştirak-ı amal-i uğrevi kanunuyla, samimi ve halis tesanüt sırrıyla, her bir halis hakiki şakir bir dil ile değil, belki kardeşler adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki muttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstahap olur, inşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur'un dairesine 1, sadakat, 2, hizmet, 3, takva, 4, iştinab-ı kebair, 5, hizmet derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur, hizmeti sağda söylüyor. Sağdaki sayfada söylüyor. Ondan sonra şurada. Şuna bir kebair diyor, takva diyor. Niye ikisini veriyor? Yani işte, takvanın içinde o da yok mu? Yani hepsi yok mu? İştirak-ı kebair ayrıdır. Yani takvanın biliyorsun 4 tane zemin var. Girmeyeceğiz. O konu çağlar. Dağılır. O ulvi ve küllü ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasla, sadakatta çalışmak gerektir. İhlas, sadakat, takva, hizmet, iştirak-ı kebair. 5 tane o hakikata ne kadar etrafında bulunursak el merkez bu. İhlas, sadakat, tesanüt. Burada ne eklemiş? Hizmet. Samimiyet de geçti orada. Takva eklemiş. Samimiyet de var. Kebair. Takvanın içinde. Şimdi onu da söylemiş oldum. O zaman onların ne kadar... Şimdi ona ki sokmayın da. Hasan abi ne kadar dönerse o kadar hakiki mi oluyorsun? O kadar hakiki oluyorsun, o kadar yakın olursan. Çünkü hakiki şakirt ne diyor? Şakirt deseydi. Hakiki değmesi için büyük kardeşim diyor. Mesela 6. şu anda şöyle geçelim. Miraç Ekber-i Muhammedi'de söylenen sözler. Miraç Ekber denmesi için asker de var. Hakiki şakirt deyince sahtesi de var. Ustada batıla, küfre, zındığa alet eden de var ya. Alet eden de var.
zındıklığa, kemalizme alet eden Yenerse var yani şimdi. Ustad, yani bu oylamada evet hayır değil bu. Kemalizm kalsın mı kalmasın mı? 80 ihtilalinin, cuntanın yaptığı askeri dayatmasını Avrupa, İsrail, Amerika, İngiltere'nin yaptığı kanunu Kenan Ermeni ne anlar ondan? Delili nedir? Dünya ayakta kardeşim, sen hala kafana. Bir şey değişiyor, dünya farkında, fakat benim ahmağım farkında değil. Bir şey değişiyor, Türkiye'deysin canım ya, bize ne ya? Türkiye dünya değişecek demektir. Türkiye dünyadır. Kainatın kalbi dünyadır, dünyanın kalbi Türkiye'dir. Arap alemi, İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'de bir şey değişiyor, adamlar kıyameti koparıyor. Oradan dalmayanlar her taraf, İsrail, İngiltere yanıp yıkılıyor. Hala benim Müslümanım şeyinde, ayakkabının peşinde. Şunun bunun bir arsanın peşinde. Parasını arttırmanın peşinde. Dairesini daha kaliteli nasıl onun peşinde. Müslüman namı altında olan ahmak. Ahmak, ahmak. Ustada bu değişime kemalizm değişiyor. Hayır söylettiriyor. Ustadın mücadelesi ömrünü kemalize kaçırıyor. Kendi pis fikirlerini üstada alet ediyorlar. Alet ediyor. Onun ismini kullanıyorlar. Evet. En büyük. İşte hakiki şakir diyor. Sahtesi de bu işte. Niye söylüyorsun sen? Ulan net demesem dayanamıyorum. Net diyeceğim. Sana bırakmayacağım artık. Zaten eskiden böyle öyle yaptım. Dansa beraat etti yakında. 15 gün önce beraat etti. Ettim ha. 4,5 seneyle yargılanıyorum. Bir de 30 bin lira bu şey vardı, onu sana ödettirecektim hakikaten. Ben de onunla gururdu ya. Ama olmamış. Hakikaten ama sakin konuşuyor. Çünkü 30 bin lira cezanın içinde vardı. 4,5 seneyle ve 30 bin lirayla. Allah Allah. Haklı şuura, ihlas ve tesanüdü netice verdiğinden. 3 elif 111 olduğu gibi ihlas ve tesanüdü hakikiyle 3 adam 100 adam kadar millete fayda verebilir. Bak 3 adam. Şöyle yapalım. 3'ünü bir adama verme ya. İhlaslı ol. Sadakatli ol. Tesanüdlü ol. 3'ümüz bir araya geldiniz. Bir adam olduk. Harika. Ama ne diyor bak. 3 adam 300 adam kadar millete fayda verebilir. Tamam ya kardeşim, bütün sıfatları niye adama yüklüyorsunuz? Ve bir adam da her daim ihlas olamaz ki. İhlası da yanlış anlıyoruz. Bugün 5 dakika ihlaslıydık. Gece 2 dakika ihlaslı olacağız. Öğleyin ihlaslıydık. Topla ya hayatında. İhlasları topla ya. Her şeyinde, tuvalet adabında, yatağında, her şeyde ihlas olacak. O ehal sahvasa mahsus. 11. namaza diyor. Evvel savasa mahsus. Peki ne yapacağız biz? Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd diyor. Orada bu tabirleri kullanıyor. Atmıyorum kafadan. Bir niyet, bir kas, bir irade, bir cehd. İhlasa niyet etse ihlas da oluyor. Yapamasa da. Yapmasa da. Şimdi 3 adam diyor. 3 adam. Tak tak tak. Tesanüt. Sadakat, ihlas. Tamam, üçünüz bir tane. 3 ne kadar adama? 100 adam kadar millete fayda verebilir. Ve 10 adamın hakiki ihlas ve tesanüt ve meşveretin sırrıyla 1000 adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihi bize haber veriyorlar. İğne misali var. Utbe-i Şami 62'den okudum. Her bir adam iğne tek başına yapmış. Günde 3 tane yapabilmiş. Öyle geçiyor da hatırlarsın. Ama iğne yapanlar bir araya gelmiş. İğne dükkanları, atölyeleri. Sen demişsin sık. Sen demiri getir, sen bilmem ne yap, sen deliye at, sen suya çak. Herkes bir iş yapmış, bir iş yapınca meleki olmuş. Herkese akşam pay etmişler, 3 tane iğne beden ne kadar? 300 tane iğne düşmüş. Benim işim bu. Ben hakikaten öyle, sitten olsun, dersen olsun, elektrik parasıymış, su parasıymış, fıtrı gazmış. Hiç hatırlamıyorum ne kadar verildiğini ben. Tersaneye gelir gidin hiçbir şey bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Bilmiyorum inanın. Ha tüm ben bilmemem lazım. Ben ne bileceğim ya? Benim şimdi
O onu yapacak, o onu yapacak, o da onu getirecek, o esnaf olacak, o ticaret olacak, o komutan olacak, o doktor olacak, o bilmem ne olacak. Ben de vakıf olacağım, o da bilmem ne yapacak ya. Birbirimizden üstünlüğümüz yok kardeşim. Takvada üstünlüğümüzdür. Bu vazifeler aynı sadece. Vazifeler aynı kardeşim. Sen tekstilci, tekstilci miydin dereceğim? Güvenlik işi. Güvenlikçi oldum. O bilmem ne olacak. Olacak kardeşim bir tarafta. Orada hizmet yok mu? Bir sürü güvenlikçiler, bir sürü insan geçiyor elinden. Bir masuma denk gelirsin. Bir tanesi duasını alırsın, bize de gelir. Yol gösterirsin, yardım edersin. Ha o zaman bu sıfatlar bir adamda olmaz kardeşim hepsi. Olursa nurun alan olur, o mekti olursun. Ha ondan sonra şimdi bu neydi okuyorum, kesiyorum. Uzadığını biliyorum, bir saat gelmiştir. Keyfiyet esas, bak keyfiyeti esas alan hastar dairesi makamından keyfiyete sahip geniş daire makamını istememenin mahsullarını. Yani böyle bir daireyi tanıdım. Böyle dersleri muhatap oldum. Yani geniş daire böyle sulandırmış, bilmem ne yapılmış böyle şeyleri istemeyin manasında. Mahsullarını kendi noktayı nazarını misal olarak beyan eden Bediüzzaman Hazretleri şayan-ı dikkat bir mektubundan diyor ki, nerede diyor? Osmanlıca tekstil baskı tılsımlar mecmuasının zeylinde Maidetil Kur'an'ın başındaki mektup ne geçiyor? Bunu okumamışsınızdır. Öyle dinleyin. Ya bu kadar bir yer. Maidetil Kur'an okudun mu Şefaat'in? Yok. Doktorum okudun mu? Yok. O zaman iyi dinle. Sen okudun Maidetil Kur'an. Sen okumuşsun. Sen de okumadın. Ha. Sen okudun mu? Vay be. Yok mu? Sen okudun mu? Okudum ben. Ama paylaşacağız da. Okuduktan paylaşacağız. Çünkü niçin yaptım biliyor musun sen? Daha dikkatli dinleyelim. Evet. Sen saat yapacaksın, ben bunu okuyacağım, beraber okuyacağız şimdi. Tamam. Yani son şey olduğu için üzerimdeki ağırlık kalksın. Şimdi benim. Nurların futuhatını kalben temaşa ederken, Risale-i Nur'un temaşasını kalben temaşa ederken, bazı has kardeşlerimin Nur'un tercümanına verdikleri makam noktasına baktım. Bazı has kardeşlerimizin Nur'un tercümanına verdikleri, Üstad Mehdi bir adam gelecek, tamam abi, kılıcını alacak, adetullah ortada kalkacak ya, hüp diye bir kılıç sallayacak, bütün kafirler ölecek. Müslümanlar kenarda eğilmişti, o kılıç vurmamıştı. Sonra onlar kafayı kaldıracak. Tamam mı? Bir bağıracak kafirler korkunda, kalpleri duyacak. Kalp krizi geçirip ölecekler. Hep Müslüman kalacak. Rahatetullah ne olacak ya? Böyle baktım, bakıyorlar ustada. Ustad diyecek, herkes iman edecek. Allah Allah. Bazı has kardeşlerimin Nur'un tercümanına verdikleri makam noktasında baktım futuhata. Olur mu yani? Bazı abiler böyle ustada öyle bir şey bekliyorlar. Siyasi Mehdi ile Mehdi Ali Resulü karıştırmış. O makama nispeten futuhat az olmasında. Bana öyle bir makam verdiler ki futuhat yok. O makama göre yok. O makamın şerefi için bir hırs ile vazife-i ilahiye karışmak gibi şekvar geldi. Ya ne Allah'ım, ne çoğaltmadın ya. Hırs ile çoğaltmak, azaltmak Allah'ın işi ya. Allah'ın işine karışmak, hatta karışmak gibi şekva geldi. Niye yapmadın yani? Tabi yani şekva ya. Allah'ım niye olmuyor? Niye olmuyor? Kalbine gelmiş. He kalbine gelmiş. Bak ben cümlemde belki yanlış olur, metni okuyayım. O makamın şerefi için bir hırs ile vazife-i ilahiye karışmak gibi şekva geldi. Binler derece şükür ve sırf rıza-i ilahi noktasına bazı biçarelerin nurla imanlarını kurtarmak cihetiyle binler hamd, sena ve şükür lazımken, mesela binlerce kişinin içten de bir tanesi benim. Benim namazım yoktu. Ben nurları tanımadan önce namazım yoktu. Ne dedi? Nurla imanları kurtarmak cihetiyle binler hamd, sena ve şükür lazımken bir teşekki ve sıkıntı geldi. Yani bu kalite yetmiyor mu? Sonra mahfiyet ve terk-i enaniyet. Mahfiyet
ve terk-i enaniyet. Mahviyet nedir Mehmet'im? Mahvolmak, kaderi. Ortadan kendini kaldır. Tevazi yani. Peki. Terk-i enaniyet ve ihlas-ı tam ile aynı vaziyete baktım. Gördüm ki aynı olaya ters bakıyor şimdi. Yani niye olmuyor? Tamam mı? Risale'nin bu kadar hizmetleriyle bu fazla olması lazım gelirken yani olmayınca şeye Allah'ın vazifesine karışmak gibi şekva geldi. Sonra binlerce kişi hamdü şükürler olsun ki diyor imanlarını Risale'nin kurtardı. Bu noktadan yani mahfiyet ve terkenaniyet ve ihlası tamla baktım bir daha. Niye çoğalmadılarından değil. Üç tane. Mahfiyet, terkenaniyet, ihlası tam noktasında bakıyor bakayım ne çıkacak. Gördüm ki diyor o zaman. Birincisinde pek adam yoktu ortada. O futuatta binler hamd ve sena ve teşekkür ve manevi sürur ve sevinç ruhuma geldi. Ben o haldeyken anladım ki makamat-ı maneviye dahi mesleğimize mevzu bahis olmamalı. Eğer bazı has kardeşlerimin hakkımdan 100 derece ziyade bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa, yani ustadı Mehdi kabul ettiği için, peki Mehdi, ben Mehdi'yim veya benim dememle olmuyor, eseri var, yani bu kadar insanlar hidayete girecekti, yok öyle bir şey. O zaman ustad hakkında şüphe ediliyordu. O zaman ustad rahat şekva oldu işte ustadda. Yani şüphe ediliyor hizmetten. Abiler hizmetten şüphe edince. O zaman baktım ki diyor binler hamd ve sana olsun ki bu kadar kişinin imanı kurtarması noktasında mahfiyet, terkenani ve tam ihlasla baktığım zaman insanların imanlarını kurtarması noktasında makamat-ı manevi dahi mesleğimizde mevzu bahis olmamalı. Eğer bazı has kardeşlerimin hakkında niye çoğalmadı diye 100 derece ziyade bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa ve hakkım da olsa mezkûr hakikat için bırakmaya meslek-i nuriyedeki ihlas-ı tamme bırakmaya mecbur eder. Öyle bile olsa yani ben vesile oldum, ben yaptım demeyi zaten dememek gerekiyor. Demek ki usta da diyor ki kısacası, şöyle baktığın zaman çoğalması, çok insanlar hidayete girmesi lazım. Ama yudürlüğü bir kesira ve ettiği bir kesira. Ama bir de böyle baktım yüzlerce binlerce kişinin imanı kurtulması noktasına bakınca. Ama bunlar nasıl bakabiliyorsun? Bakmaya muvaffak oldun. Mahviyet, terkenani ve tam ihlasla bakınca aynı şeye üzülürken aynı şeye seviniyor. Aynı yer. Çünkü kalite esastır. Kalite geniş tarif alettir. Zaten onu okudum. Ötekisi. Onun talebesi yapacak. Mehdi ustanın talebesidir. Usta onun ustadıdır. Vahırda vahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selam.